yani. Bize number one olarak sponsoruz oraya. Aa, karardım. Karardım. Buraya girince kararıyorum ben. Mesela şu anda hatta önümüzde offshore ekibi var. Siz offshore ekibinden misiniz? Aynen. Belli olmuyor. Evet, belli oluyor. Biz number one olarak sponsoruz bu offshore yarışlarına. Sizi de burada görmek muhteşem şu anda. Asıl sizi burada görmek muhteşem. Süper. Teşekkür ederiz. Siz Beşiktaş değil mi? Ben Beşiktaş. O Beşiktaş. Onlar ben Big Chefs. Big Chefs. Oo, tamam, süper. Rakip yani aslında. Aynen, rakip tabii. Hadi bakalım. Burada uçağımızda çok tatlı bir köpek var. İsmi nedir acaba? Leyla. Leyla, ooo. Benim kuzenimin ismi. Buradan Leyla'cığım sana da artık benziyor birazcık da. Offshore heyecanının yaşandığı yerdeyiz. Sıralama turları son buldum. Burada gencinden yaşlısına, çocuğuna büyük bir ilgi var. Ve şu anda yanımda bizi takip eden bir arkadaşım varmış. Ne haber? Merhaba. İsim ne? Sarantan. Saruhantan'ın oğlu. Saruhantan'ın oğlu musun sen? O aynı zamanda bir pilotun oğlu şu anda yanımda. Baban, yarışını nasıl hissediyorsun? Mutluyum çünkü ikinci oldu. İkinci oldu, evet değil mi? Birinci olamadı ama birinci de sonuçta tanıdığımız biri oldu. Yani şu anda aslında sıralama turlarının ikincisi, evet, oldu. O yüzden yarın yarış, evet, olacak. Yarın. Buradan Saruhantan'a da başarılar diliyoruz. Evet, burada heyecan turumuzla devam ediyor. Birazdan tekneyle tur atacağız. İnanılmaz keyifli olacağını düşünüyorum ve şimdi ona doğru gidiyorum. Evet, şu anda tekneye doğru gidiyorum ve tekneyle dolaşacağız. Biz de number one olarak burada sponsoruz bu yarışa, muhteşem heyecana. Ben yandan mı geliyorum abi? Böyle buradan bineceğiz herhalde. Şöyle göstereyim. Tamam, okey. Evet. İnanılmaz heyecanlıyım. Hadi bakalım, giriyoruz içeri. Şu anda offshore teknesinin içindeyim. Şöyle göstereyim size. Kemer bağlıyor muyuz? Gönderebilir miyiz? Bu arada burası inanılmaz benzin kokuyor. Evet, şu anda çıktık. Parkura doğru çıkıp ondan sonra sana şuradaki olayı anlatacağım. Burası bu arada sıcak ya. Evet, hissediyorsun değil mi? Evet, sıcak. Benim tutulum var şu anda ve kaskım yok farkındaysan. Evet, evet. Sende hiçbir şey yok. Bende hiçbir şey yok. Ben terlemeye başladım. Evet, inanılmaz sıcak. Evet, tamam. Şimdi biraz terleyeceğim bu işi. Şey, öyle bu mi? Evet, aynen öyle. Ben driver'ım. Sen gazcı, ben gazcı oluyorum. Gazcı koltuğunda oturuyorsun. Senin en önemli şeyin gerekli yerlerde gazı verip gerekli yerlerde çekmek. Ama bu tamamen bir his olayı. Yani evet, teknenin nasıl davranacağını bilmen lazım. Buradan sürati okuyabilirsin. GPS'imiz. Okey, şimdi şöyle bir küçük bir tur atalım. Tamam. Kalkıştaki prosedürümüz şöyle. Sesini. Evet. Bak, şuradan görüyorsun. Ha, oradan görebiliyoruz. Evet.
turumuzu tamamladık. İnanılmaz keyifli ve böyle yürek hoplatıyor. Çok güzel. Tabii biz tam hıza ulaşamadık çünkü güvenlik önlemleri falan varmış. Buradan Turgut abiye çok teşekkür ediyorum. Bana böyle bir heyecanı yaşattığı için. Ben de Number One'a teşekkür ederim. Sen de tanıştığım için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben şimdi buradan mı ineceğim? Tabii biz bunu takmadık ama böyle güvenlik için bu kaskları takıyorlar. Ve şurada mikrofonu var. Mikrofonla da karayla iletişim kuruyorlarmış. Onu öğrendim ben. Karadan size ne diyorlar? Böyle şey mi diyorlar? Biraz yani daha yavaşla. Hayır, tamamen hani yarıştığımız teknelerin pozisyonu önümüzdeki arkada. Kim var arkada? Anladım. Şuradaki şu şey ne işe yarıyor? Şurada denizi görebiliyoruz şuradan. İşte Allah korusun takla attığımız zaman orayı açıp çıkmak için. Evet, şu anda offshore yarışları bitti. Akşam uçağımıza bir 4 saat var şu anda ve bir yemek yiyeceğiz. Şimdi buraya geldik. Birazdan da şırdan yiyeceğiz. Ellerimle besliyorum değerli teknik yönetmenimizi. Evet, şöyle masayı da göstereyim size. Burada kızarmış biberlerimiz, soğan, domates, pişmiş soğan, burada yeşillik ve salatamız var ve bir tane de erdi var. Evet, kebap böyle geliyor. Altında pidelerle geliyor. Bu şekilde üstüne domates koyup, pişmiş domates deniyor buna. Daha sonra bununla yiyorsunuz. Bu da şalgam suyu. Buranın aynı zamanda şalgam suyu da meşhur. Erdi ayran suyu içmeyi tercih ediyor. Ayran suyu ne ya? Ayran suyu. Yoğurt suyu işte. Evet, şu anda hesabımız geldi. Bakalım kaç para acaba hesabımız? Ondan geriye sayalım. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Evet, hesabımız 60 kapat, geri kapat, TL. Geri kapat. Bir dakika, 60 TL. Neymiş? Adana 2 adet 54 lira. Su büyük. 1,5 onu da söyleyeyim. Ha, 2 adet 1,5 porsiyon 54 lira. 1 adet büyük su 2 lira ama biz içmedik, onu iptal edeceğiz. İçtik onu. Ayran 1 adet 2 lira, şalgam 2 lira. Adana merkez patlıyor herkes. Şey. Adana merkez patlıyor herkes. Bu kadar biliyorum ben. Koyunun midesi. Tamam, her koyunda bir tane var. Bu nedir abi? Koyunun midesi abi. Her koyunda bir tane oluyor. Etli dolma gibi düşünebilirsiniz. Ama bunun şeyi pek hoş değil. Görüntüsü. Kimsenin evinde değil. O hayvandan bu şekilde çıkıyor. Temizleniyor. Ondan sonra dolduruluyor. Ne şekli ne boyutu kimsenin elinde değil. İçinde ne var? İçinde pirinç var. Baharatlı pirinç. İçinde pirinç var. Yalnız ben bir şey diyeyim. Ben bunu yiyeceğim dedim size ama bunu yiyemeyeceğim. Müsaadeniz isteyelim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi kolay gelsin. Abi yemem ben onu. Abi görüntü çok görüntüyü kötü. Yakaladın orada. Yok. Görüntü çok kötü. Onu yiyemem. O bir şey olamaz yani ben bence. Ya hayır, kimisi tadı güzel diyor ama yani ben tadı falan değil, o görüntüyü yok. Evet, bu videonun da burada sonuna geldik o zaman. Adana'da offshore heyecanı muhteşemdi. 2 gün geçirdik. Çok güzel, keyifli anlar yaşadık. Erdi de arkadan. Şimdi artık İstanbul'a dönüyoruz. Uçağımız birazdan kalkacak. Evet, bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve offshore tekneleriyle alakalı ne düşünüyorsunuz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Ve kanalımıza da abone olmayı aşağıdan unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. El sallayın.